Size çok boktan bir anı anlatacağım birazdan. Bu anlatılmaz ama hani diyorlar ya sağlıkta utanma olmaz. Ben size utanmayı anlatacağım birazdan. Amına koyayım. Kulak çınlatacağım bugün. Evet, sağlıkta, hastalıkta ayıp olmaz ama oluyor. Ben ne bileyim şimdi Çin'in pozisyonu döndüğüm zaman açıp da canlı yayın açmadığını arkadaşlar Elirer'le birlikte yayın yapıyoruz. Aman. Şimdi şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ben her gece gidip iğne oluyorum. Tövbe. Ağrı kesici. Kas gevşetici. Karıştırıyorlar, iğneyi vuruyorlar. Dedim yani acilde bizim izleyicilerden var. Ben 3 gündür güvenli bir şekilde iğnemi oluyorum. Hatta en son gittiğimde o acildeki arkadaş bana dedi ki abi kendin sıyır, ben sana iğne vurayım. Tamam diyorum, ben böyle birazcık sıyırıyorum, o iğneyi vuruyor. Onlar yoktu. 24 saatlik süreçte 2 defa gördüm onları neredeyse. Geçen gün dün mü lan işte dün mü gittim? Acile girdim. Bizim acil doktoruyla selamlaştım. Kağıdımı imzaladım. Dedi ki arkadaş, gözlüklü genç bir arkadaşımız. Hemşire, hemşir. Yüksek ihtimal tanıdı. Öyle düşünüyorum. Ama herhalde haterim. Dedi ki git sen yat. Acilinde ortam tamamen karanlık. Ben yüzüstü yattım. Işıklar yandı, kapandı. Işık ayarlamak istedi. Herhalde daha net görecek diye bir ışıkları falan ayarladı. Yüzüstü yatıyorum. Çaresizce böyle saçım toplu, öndeyim. Kibarlık, hani böyle sakin sakin duruyorum. Acilde de iki kişi yatıyor. Onlar da böyle bakıyor falan. Kapalı perde oraya girdi. Tamam mı? Ben böyle bir sarsıldım. Dedim ki sapladı herhalde. Ben böyle bir sarsıldım. Şortumun sağ lob kısmını sıyırmak değil o bak. Böyle açtı. Baktı orada iğne olmuş önceden. Ben şu an böyle çaresiz ben. Tutuldum yani. Bir şey diyemedim o an, tamam mı? Sonra diğerine döndü. Onu da açtı. Benim şort zaten dizime kadar açıldı amına koyayım. Bu ışık altında götüm böyle açık. Lan bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Cem Yılmaz'ın anlattığı her şeyim aklıma gelir. Bütün tiradı ezbere okudum orada ya. Bunun bir adabı yok mu kardeşim? Götü bir kastım. İğne olurken de kasmamam lazım yani. Hani böyle derin bir nefes alır, rahat bırakırsın kendini. Lap söktü ama hani şortumun lastiğini bacağımın orada hissediyorum. İğne belimin altında. Oradaki şu kadarlık boşluk niye var amına koyayım? Vurdu iğneyi. Dedim sikseydi. Kusura bakma ama. İğne şu kadarcık bir şey, milimetre. Amına koyayım, onu bu kadar açsan da olur, şu kadar açsan da olur. Böyle açmana gerek yok ki. Dün gitmedim o yüzden iğne olmaya. Sikerler amına koyayım. Ağrı kesici mi, iğne mi kendim yaparım. Çok güldüm ama ya. Yani şeye çok güldüm. Bu çaresizlik aklıma şey geliyor. Sağlıkta utanma olmaz. Amına koyayım, ben işte sikseydin o yüzden bağladım. Ne yapıyorsun ya? Ya oğlum diyemiyorsun. Ne diyeceksin yani? Ben senin kuru götüne mi kaldım der. Bir şey der. Sarsarak yaptı bir tane. Bak sıyırma vardı. Bak sıyırırsın bak. Gördün mü? Sıyırdım. O böyle sıyırdı amına. Fantezi yaptı üzerimde. Yırtıyordu ortadan. Sonra güldük falan. Anladı o da benim hani bu konuya böyle şey olduğumu. Gitti gül sırıta sırıta gitti. Herhalde izliyordur belki şu an yani, bilmiyorum. Aa bak beni anlatıyor. Götünü gördüm onu. Tabii o yırtınca, sıyırınca benim tanga çıktı. Neyse.